Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Bugün ezber bozan bir video olacak bu. Mamografi, meme kanseri taraması ile ilgili kısa bir video çekeceğiz. Şimdi hemen şunu belirtmek gerekiyor. Mamografi, memelerin röntgen ışınları kullanılarak görüntülenmesi yöntemine verilen isim. Bunun için birçok teknik söz konusu, birçok cihaz söz konusu. Mamografi iki sebeple çekiliyor. Birincisi, meme kanseri taraması amacıyla yapılan mamografi incelemesi. Diğeri de memede şikayet var, ele gelen bir kitle var, tanı amaçlı var olan bir sorun var, tanı amaçlı yapılan mamografi incelemesi. Öncelikle bunun ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Meme kanseri taraması uluslararası çok değerli kuruluşların, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın falan önerdiği bir program. Meme kanseri taraması için bu büyük kuruluşlar önerilerde bulunuyorlar. Her ülke kendi ekonomik ve toplumsal yapısına göre bir program belirliyor. Bizim ülkemizde belirlenmiş olan meme kanseri taraması 2 yılda bir mamografik incelemeyi kapsıyor. Sadece bundan ibaret değil. Bunun içinde hastanın, kişinin kendi kendisini muayene etmesi ve belli aralıklarla doktor tarafından el ile muayene de bulunmakta. Peki meme kanseri taraması ne zaman yapılacak? Meme kanseri taraması için Dünya Sağlık Teşkilatı'nın uluslararası kuruluşların önerdiği şey 40 yaş sonrası mamografik incelemenin yapılması. Dediğim gibi ülkemizde 2 yılda bir öneriliyor. Ülkemizde meme kanseri taramasını devlet hastanelerinde yaptırabilirsiniz. Üniversite hastanelerinde yaptırabilirsiniz. Özel hastanelerde yaptırabilirsiniz. Özel radyoloji merkezlerinde yaptırabilirsiniz. Bunların birçoğunda mamografi cihazı var. Bir de benim bu konuşmada bahsedeceğim KETEM'ler var. KETEM Kanser Erken Teşhis Eğitim Merkezi cümlesinin kısaltılmışı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün altında çalışan Kanser Dairesi Başkanlığı'nın kurduğu merkezler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu merkezlerin kurulmasında ve yaygınlaştırılmasında emeği geçen bütün yetkililere ben bir profesyonel olarak teşekkür etmek istiyorum. KETEM'ler kurulmaya 2002 yılında başladı. Biraz bir durgunluk döneminden sonra son yıllarda giderek daha fazla yaygınlaştırılmaya çalışıyor. Şu anda her ilde en az bir tane olmak üzere toplam 124 civarı KETEM mevcut. KETEM'lerde sadece meme kanseriyle ilgili çalışmalar yapılmıyor. Başka kanser türleriyle ilgili de çalışmalar var ama ben bu videoda KETEM'lerde yapılan mamografik incelemeler ve onların değerlendirilmesiyle ilgili tecrübelerimi ve yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. Çok iyi biliyorum ki, çok eminim ki birçok radyoloji uzmanı arkadaşım, özellikle özel merkez sahipleri, özel hastane sahipleri beni bu konuşmam için eleştirecekler. Topa tutacaklar belki de ama biz Hipokrat TV olarak doğruları söylemeye, bildiğimiz doğrulardan şaşmamaya devam ediyoruz. İşte efendim KETEM'lerde şunu belirtmek istiyorum. Kullanılan mamografi cihazları son derece kaliteli, üst düzey cihazlar. Burada yapılan tetkiklerin görüntüleri son derece kaliteli ve başarılı. Yani radyolojik olarak, teknik olarak baktığımızda burada yapılan mamografi incelemeleri kesinlikle üst sınıfta bir inceleme. Bu bir. İkincisi bunlar ücretsiz. Bu iki. Üçüncüsü ve bence en önemli kısmı ulusal bir görüntüleme ağına sahibiz. KETEM'lerde yapılan mamografi incelemeleri bu görüntüleme ağına gönderiliyor. Ve KETEM'lerde mamografi incelemelerini değerlendiren 100'e yakın, belki 100'ün üstündedir şu anda, radyoloji uzmanı var ve ben de bunlardan bir tanesiyim. Burada edindiğim tecrübeler sonucunda şunu söylemek istiyorum. KETEM'lerde yapılan mamografi incelemeleri, meme kanseri tarama programı, toplum bazlı meme kanseri taraması kesinlikle ve kesinlikle çok üst düzey yapılmakta. Dediğim gibi görüntüler çok kaliteli ve raporlama, yani mamografinin değerlendirilmesinde benim çok beğendiğim detaylar var. Sizlerle onları paylaşacağım. Bu görüntüler sisteme düşüyor. Siz internetiniz olan bir yerde sisteme ait şifreniz var. Uygun monitörler kullanıyorsunuz, uygun ekranlar kullanıyorsunuz ve bu görüntüleri açıyorsunuz. Uluslararası bütün dünyada kabul görmüş meme mamografilerin raporlanmasında kullanılan bir kategorizasyon sistemi var. Buna biz BRATS diyoruz. BRATS sistemi kullanılıyor. Son derece pratik bir şekilde biz radyologlar bu tetkikleri raporlandırabiliyoruz. Önünüze herhangi bir ilden çekilmiş bir tane mamografi tetkiki çıkıyor. Hastanın yaşını biliyoruz. Varsa klinik önemli bir şey. Onun da not ediyor teknisyen arkadaşlar. Bunlar da bizim önümüze geliyor. Biz bu mamografiye bakıyoruz. Tarama mamografisi değerlendirmek
tanısal mamografi değerlendirmekten biraz farklı. Değerlendirdikten sonra bunu bir kategorize ediyoruz. Yani bir sonuç söylüyoruz. Aynı film bir başka radyoloğa daha gidiyor. İkinci göz. Yani bir birinci göz var, bir de ikinci göz var. Birinci göz, ikinci gözün kim olduğunu bilmiyor. İkinci göz, birinci gözün kim olduğunu bilmiyor. İkinci gözle değerlendiriyor. İki tane sonuç çıkıyor bu mamografi ile ilgili. Ve bu sonuçlar arasında uyumsuzluk varsa, o zaman üçüncü göze, yani bilir kişiye bu tetkik gönderiliyor. Üçüncü göz olarak çalışan meslektaşlarım kendilerini mamografi konusunda ispat etmiş, bilimsel olarak bu konuda yeterlilikleri bizlerden bir tık daha üstte yeterlilikleri ve tecrübeleri olan hekim arkadaşlar. Nihai kararı onlar veriyorlar. Bu sistemde 10 yıl geçkindir mamografi okuyorum. Kamuda, devlet hastanelerinde, özel merkezlerde birçok yerde mamografi tetkiki raporladım. Bu sistemin çok başarılı bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde hizmet vermekte olan KETEM'ler, diğer kanser türleri hakkındaki yaptıklarını bilmiyorum ama iyi olacağını tahmin ediyorum. Toplum bazlı meme kanseri taramasında kesinlikle çok üst düzey bir hizmet sunuyor. Bunu üstüne basarak belirtmek istiyorum. Memenizde şikayet olduğunda gideceğiniz yer KETEM'ler değil. O zaman kamu ya da devlet hastanelerine gidip meme polikliniklerine, genel cerrahi polikliniklerine başvuracaksınız. Orada yapılacak işlemler farklı ama meme kanseri taraması için bence tek adres var: KETEM. Ücretsiz, üst düzey kalite, mükemmel bir raporlama hizmeti. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Meme kanseri taraması yaptırmak zorunda değil hiç kimse. Ama ben meme kanseri taraması yaptırmak istiyorum. Nereye gideyim? En iyi merkeze gideyim ben, en iyi özel merkeze gideyim. Olur, gidebilirsiniz. Devlet hastanesine gideyim, gidebilirsiniz. KETEM'e gideyim, kesinlikle doğru yaparsınız. Burada belirtmek istediğim bir şey var. Birçok özel merkezde ve kamu merkezinde, devlet hastanelerinde radyoloji uzmanı olarak görev yaptım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Anadolu'daki devlet hastanelerinde kullanılan mamografi cihazlarının kalitesi, cihaz kalitesi ki mamografi teknikleri çok önemlidir. KETEM'lerde kullanılan cihazlardan son derece düşük. Bu bir. Birçok özel hastanede kullanılan mamografi cihazlarının kalitesi KETEM'lerde kullanılan cihazlardan son derece düşük. Bu iki. Birçok görüntüleme merkezinde kullanılan mamografi cihazlarının kalitesi KETEM'lerden son derece düşük. Tabii ki en üst düzey cihazları kullanan özel merkezler ve özel hastaneler var. Ülkemizdeki eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastaneleri, belki hepsinde değildir ama bunlarda da kullanılan mamografi cihazları son derece kaliteli. Cihaz kalitesi konusunda KETEM genel ortalamanın çok üzerinde. Bu bir. Esas nokta şu: KETEM dışında herhangi bir yerde mamografi tetkiki yaptırıp raporlandığı zaman bu tetkik, bir tane radyoloji uzmanı o tetkiki inceliyor ve rapor yazıyor. Bakın, burada insani duygular, insani şeyler devreye giriyor. Tek bir hekim olarak bir mamografi incelemesi yaptığınızda, bu bir tarama mamografisi de olsa, kendi kendinize bazı endişelere sahip olarak gereksiz ileri tetkikler yapılmasına sebep olabiliyorsunuz. Kendim de yaşadım. Başka arkadaşlarım da bunu yaşadığına eminim. Yani bir mamografi tetkiki yapıp bunda bir şey yok, sen git demek her zaman çok kolay olmuyor. Ama KETEM'lerde kullanılan sistem, yani birinci göz, ikinci göz, aralarında uyuşmazlık varsa üçüncü göz, bence bu işin en önemli çözümü. Sağlık Bakanlığı'na, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne ve Kanser Dairesi Başkanlığı'na bu hizmet için bir radyoloji uzmanı, bir profesyonel olarak gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.